Günaydın, mutlu sabahlar. Nalda Haber ilk bakışta başlıyor. Ben Zafer Söken. Bugün 3 Ekim 2024, günlerden Perşembe. Günün sıcak gelişmelerine, gazetelerin ilk manşetlerine ilk bakışta birlikte bakıyoruz. Sizin gündeminizde ne varsa ilk bakışta da kendine yer bulmaya her zamanki gibi devam ediyor. İlk haberimiz ne yazık ki acı bir haber olacak. Ağrı'da askeri araç devrildi. İçinde bulunan bir askerimiz şehit oldu. Çanakkale'ye şehit ateşi düştü. Başımız sağ olsun. Askeri araç devrildi, bir eve daha şehit ateşi düştü. Devrilen askeri araçta piyade uzman çavuş Burak Geniş şehit oldu. Piyade uzman çavuş Burak Geniş Çanakkale'liydi. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde görevliydi. Devrilen askeri araçta şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. O haber en çok da şehidin baba ocağını yaktı. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yaşayan anne babasına acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehit evine Türk bayrakları asılırken ev taziyeye gelenlerle doldu taştı. Şehit piyade uzman çavuş Burak Geniş bugün Çanakkale'de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek. Şehidimiz bugün vatan toprağına emanet edilecek. Efendim dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'da adım adım büyüyen bir savaş var. İran'ın misilleme saldırısı sonrası İsrail'in ne yanıt vereceğini de gözler. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ilginç bir şekilde İsrail'e uyarı geldi. İran'ın nükleer tesisleri vurmasını desteklemiyoruz dedi İsrail'e. İran'ın nükleer tesislerini vurmayın dedi. Bakın gece saatlerinde de İsrail yine Lübnan'a saldırılana devam etti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 3 büyük patlama yaşandı. Gece saatlerinde en az 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Kentte gece yarısı 3 büyük patlama yaşandı. En az 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Lübnan'da Hizbullah hedefleri bahanesiyle kara operasyonlarına başlayan İsrail hava saldırılarını da sürdürdü. Gece saatlerinde İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ölüm yağdırdı. İsrail'in saldırıları sonrası Beyrut'ta 3 büyük patlama yaşandı. İsrail ordusu Beyrut'ta nokta atışı bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. O saldırıda en az 5 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte İsrail'in Lübnan saldırılarında 46 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi yaralandı. Hizbullah ise İsrail'e ait askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef aldı. İsrail ordusu 8 askerinin o çatışmalarda öldürüldüğünü duyurdu. İran-İsrail gerilimi ise tırmanarak devam ediyor. İran'ın İsrail'e misilleme olarak düzenlediği füzeli saldırıların ardından gözler İsrail'in vereceği yanıta çevrildi. İsrail'de savaş kabinesi toplandı. Savaş kabinesinin İran'a sert şekilde karşılık verme kararı aldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası saldırısını desteklemediğini söyledi. İsrail'in Tahran'a orantılı karşılık vermesi gerektiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İsrail'e bir savaş istemediklerini söyledi. Ancak İsrail misillemede bulunursa daha sert karşılık vereceklerini açıkladı. Bölgede tansiyon hala çok yüksek. Herkesin merak ettiği bir soru. Bu savaş büyüyecek mi? Daha sıcak bir çatışmaya dönecek mi İsrail ile İran arasında? Ya da böyle bir savaş olursa bu savaşı kim kazanacak? Günün karikatürü de tam da bununla ilgili. Evrensel Gazetesi'nden Sefer Selvi'nin çizgileriyle. Kim kazanacak belli. Kim kaybedecek? Siviller kaybedecek. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar kaybedecek. Dünya kaybedecek aslında. Ama kazanacak birileri var. Sefer Selvi'nin çizgilerinde de tam da bu konu var. Sence savaşı kim kazanır diyor bir kadın. Ona da yanıt veriyor. Her zaman olduğu gibi silah şirketleri diyor. Sefer Selvi Evrensel Gazetesi'nden işte Orta Doğu'ya yağan bombalar insanların hayatını kaybettiği o savaşın kazananının kim olduğunu söylemiş. Her zamanki gibi silah şirketleri diyor Sefer Selvi Evrensel Gazetesi'nden. Sadece İsrail Lübnan'da katliam yapmıyor. 363 gündür Gazze'de de katliam yapıyor. Soykırıma varan katliamlara imza atıyor. Sosyal medya manşetlerine bakalım bugün gazetelerden önce. Anadolu Ajansı o bilançoyu paylaştı.
yaklaşık bir yıl oldu. 363 gün. Yani iki gün sonra tam bir yıl olacak. Anadolu Ajansı Gazze'de İsrail'in yaptığı katliamları sayılarla bizlerle paylaşmış. İsrail'in Gazze'ye saldırıları 362 gündür devam ediyor diyor Anadolu Ajansı. Bu paylaşım dün olduğu için bugün 363 gün oldu. 41.689 Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti bugüne kadar. 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar. Bunların en az 16.800'ü çocuk. 11.378'i ise kadın. Toplamda 41.689 Filistinli İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Buraya bir ekleme de yapalım. İsrail Gazze'de 902 Filistinli aileyi tamamen yok etti. 902 Filistinli ailenin tüm fertlerini öldürdü. Artık o ailelerden geriye ağlayacak hiç kimse kalmadı. Ne anne, ne baba, ne çocuklar, ne teyzeler, ne amcalar. 902 aileyi nüfus kaydından sildi İsrail düzenlediği saldırılarla. 902 Filistinli aile artık yok. Ailenin hiçbir ferdi de yaşamıyor. Günün gazete manşetlerine bakalım şimdi de. Hem dünya gazetelerinin hem de ulusal gazetelerin manşetinde İran-İsrail gerilimi var. İlk gazetemiz The Guardian, İngiliz The Guardian gazetesi. Amerika'nın İsrail'e uyarısını manşete taşımış. Amerika İsrail'i uyardı diyor İngiliz The Guardian gazetesi. İran'ın nükleer tesislerine yapılacak saldırıyı desteklemiyoruz diyor Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e. Bunun nedenini dün anlattık. Deniz Ülke Hoca'nın paylaşımıyla anlattık. Çünkü İran'ın nükleer tesislerinde Rus ortaklığı var. Amerika böyle bir saldırıyı desteklemiyor. Çünkü eğer o nükleer tesislere saldırılırsa işin içine Rusya da girecek. Savaş bölgesel bir savaş olmaktan uzaklaşıp Allah korusun bir dünya savaşına evrilme ihtimali var. Amerika da koşulsuz desteklediği İsrail'e bu konuda bir uyarı yapıyor. Peki kim kazandı dedik? Az önce karikatürde de verdik. Hürriyet gazetesi işte rakamlarla maliyet hesabına bakmış. Hürriyet gazetesi diyor ki atan 100 bin dolar, tutan milyon dolar. İşte o gecenin İran ve İsrail'e maliyeti manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Saldırı ve savunma füzelerinin ateşlendiği önceki gece İran ve İsrail'e 100 milyonlarca dolar fatura çıktı diyor. İran İsrail'e yüzlerce füze fırlattı. İsrail birkaçı hariç hepsini imha ettik dedi. Bu savunma İsrail'e ağır bir fatura çıkardı. İsrail İran'ın 100 bin dolara mal ettiği her bir füzeyi imha için 1 ila 3,5 milyon dolarlık füzeleri kullandı diyor Hürriyet gazetesi. Piyasalarda da savaş tedirginliği vardı. Özellikle İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye olacak sözleri nedeniyle borsada dün büyük kayıp yaşandı. Şimdi gelin piyasaların o güvercin tedirginliğine bakalım. Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyorum. Bizim vatan topraklarımız olacaktır. Popülist korku siyasetiyle halkı kandırmaya çalışmak, hamasi söylemlerle dış politika oluşturmaya çalışması asla kabul edilemez. Orta Doğu'da savaş yayılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri siyasetin ilk gündem maddesi oldu. Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da meclisin kürsüsünde İsrail Türkiye'ye saldıracak diyorsa bir kapalı oturuma acilen ihtiyaç var. Bir kapalı oturumda Erdoğan elinin altındaki baklayı çıkaracak. Türkiye basit ajitasyonlarla, hamasetle yönlendirilebilecek bir ülke değildir. İktidar milli güvenliğimiz için ne yapıyor sorusunu sormak durumundayız. İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a saldırısı, İran'dan İsrail'e karşı misilleme, İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye olacak sözleri piyasaları etkiledi. Dün borsada kayıp %3'ü aştı. Tüm dünya gözünü kulağını Orta Doğu'dan gelecek haberlere çevirmişken piyasalarda da savaş tedirginliği vardı. Ancak dolar ve euro da seyir sakindi gün boyunca. Bir önceki gün %3 artan petrol fiyatları dün de %1 artış gösterdi. Ham petrolün varil fiyatı 74 dolar seviyelerinden işlem gördü. Dün kayıplar Borsa İstanbul'da yaşandı. BIST 100 endeksi günü %3,62 düşüşle tamamladı. Altın fiyatlarında ise büyük bir dalgalanma olmadı. Kuyumcularda gram altın 3087 liradan, çeyrek altınsa 5038 liradan satılıyor. Madem piyasalar dedik, piyasaların bugün merakla beklediği veri açıklanacak. TÜİK
Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ondan önce İTO açıkladı Megakent'in enflasyon rakamlarını. Saat 9.15'te ENAG açıklayacak kendi enflasyon rakamlarını ve saat 10'da da TÜİK açıklayacak. Gelin bakalım birlikte önce İTO'nun enflasyon verileriyle. İTO Ağustos ayında %1,73 olarak açıkladığı enflasyon verisini Eylül ayında %3,9 olarak açıkladı. Yani aylık bazda enflasyon 2 katına çıktı İTO'nun verilerine göre. ENAG henüz açıklamadı, saat 9.15'te açıklayacak. ENAG Ağustos'ta %3,47 olarak açıklamıştı aylık enflasyonu. Bugün saat 9.15'te Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Büyük ihtimal İTO'da olduğu gibi onda da bir yükselme olması bekleniyor. %5 ile 6 arasında bir aylık enflasyon gelebilir Eylül ayı verileri için. ENAG'ın açıkladığı Eylül ayı verileri için TÜİK ne açıklayacak? Orası Allah kerim. TÜİK Ağustos ayında %2,47 açıklamıştı. Eylül ayında düşürecek mi, ne yapacak onu bilmiyoruz. İTO'ya göre Megakent'in yıllık enflasyonu %60 seviyelerinde. ENAG en son %90 olarak açıklamıştı. Belki bu baz etkisiyle biraz düşebilir ama yıllık enflasyon TÜİK'in çok çok üzerinde. TÜİK en son yıllık enflasyonu %51 olarak açıklamıştı. Gözümüz kulağımız hem ENAG'dan 9.15'te, ENAG'dan saat 10'da da TÜİK'ten gelecek enflasyon verilerinde olacak. İlker Karagöz'le Çalar Saat'te de tüm bu gelişmeleri son dakika olarak birlikte takip edeceğiz. Çalar Saat'te gazete manşetlerine gelin, bakmaya devam edelim. Dün önemli bir davada karar günüydü. Yeni Çağ Gazetesi'nin de manşetinde tam da o karar var. Yeni Çağ Gazetesi asıl suçluların peşini asla bırakmayacağım manşetiyle çıkmış bu sözler. Sinan Ateş'in, öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e ait bu sözler. Gelin devam edelim. Sinan Ateş cinayetinde tetikçi, azmettirici ve ona yardım edenlere ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Ayşe Ateş, ayakçılar yargılandı, asıl suçlular dışarıda. Adalet sağlanana kadar mücadelemi sürdüreceğim dedi diyor. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde de Ayşe Ateş'in o sözleri var. Dün karar beklenirken adliyenin dışında da bir arbede vardı. Yeni Çağ Gazetesi'nden de okumaya devam edelim. Selma Ateş'e saldırdılar diyor Yeni Çağ Gazetesi. Mahkemenin kararı öncesi bahçede bir kişi Sinan Ateş'in ailesine saldırdı. Selma Ateş'e hedef alan saldırı sonrasında şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş fenalaştı. Selma Ateş, bu saldırı gerçekleşseydi benim de katlimi izleyecektiniz. Selma için adalet mi diyecektiniz? Benim başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu MHP ve ülke ocaklarıdır. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın ve diğer isimlerdir dedi. Ayşe Ateş de bugün fiziki müdahale oldu. Yarın ateşli silah kullanılmayacağı meçhul ifadelerini kullandı diyor Yeni Çağ Gazetesi. Ülkemizde durum bu şekilde, gazete manşetlerine de, ulusal gazete manşetlerine de yansıyan şekilde de bu şekilde. Şimdi bir de dünyada neler yaşanıyor ona bakacağız. Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba patladı. Arjantin'de öğretmenler hakları için sokaklara çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Helen kasırgası kabusu sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri yaralarını sarmaya çalışıyor. Her geçen süre bilanço ağırlaşıyor. Can kaybı 180'e çıktı. 6 gün boyunca etkili olduğu bölgelerin altını üstüne getiren Helen kasırgasının ardından tahribatın görüntüleri gelmeye devam ediyor. Kasırganın parçaladığı evlerin, kulübelerin, teknelerin, ağaçların parçaları Kuzey Carolina'da gölün üzerinde böyle yayıldı. Kasım'ın ilk haftası seçimlere hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan adayı Kamala Harris afet bölgelerini ziyaret etti. Demokrat Parti adayı Harris anketlere göre Cumhuriyetçi Parti adayı rakibi Donald Trump'ın önünde. Arjantin'de hükümet eğitim kurumları ve öğretmenlere bütçe artış teklifini reddetti. İnsanlar sokağa döküldü. Muhalefet partisi, sivil toplum kuruluşları, binlerce insan hükümetin kemer sıkma planı içerisinde eğitim kurumlarına bütçenin artırılmamasına sert tepki gösterdi. Buenos Aires'te kitlesel protestolar düzenlendi. Japonya'nın Miyazaki Havalimanı'nda uçaklardan birinin piste ilerlemesinin hemen ardından patlama meydana geldi. Patlama uçak geçtiği sırada gerçekleşseydi facia yaşanacaktı. Uçak geçtikten kısa süre sonra meydana gelen patlamaya 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bombanın sebep olduğu açıklandı. Piste 1 metre derinliğinde çukur oluştu. Şimdi global gelişmeleri verdik. Globalden yerele doğru uzanalım. Yerel gazete manşetlerine bakalım. Bugünün ilk yerel gazetesi Diyarbakır Express gazetesi olacak.
Çocuklar okula aç gidiyor diyor Diyarbakır Ekspres gazetesi. Sağlıklı beslenme çantası maliyeti aylık 3000'e yakın bir ücret tutarken bakanlık ihtiyaç sahibi ailelere çocuk başına 90 lira veriyor. Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği'nin açıkladığı verilere göre her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor diyor Diyarbakır Ekspres gazetesi. Günlük 3 liralık destek, geçtiğimiz hafta bunu çokça konuştuk. Çalar Saat'te özellikle İlker Karagöz size tek tek saydı 1, 2, 3 lira diye. Yani bir tostun kaç para olduğunu bilmeyen bakanlığın öğrencilere verdiği desteğin ne kadar düşük kaldığını görmüştük. Biz başka sosyal medya manşetine bakalım mı? Diken.com.tr'nin manşeti olacak. O da İTO verilerine göre hazırlanmış bir haber. Eylül'de fiyatı en fazla artan ürün %93 ile kurşun kalem. Fiyatı en fazla düşen ürünse limon. Şimdi %93 ile kurşun kalem artmış. Kurşun kalemi özel ders ücretleri, defter ücretleri takip ediyor. Yani burada da aslında açgözlülük enflasyonu, yani gridflasyon denilen, artık enflasyonun her halini tüm Türkiye olarak ezberledik. Yani stagflasyon, gridflasyon, skimflasyon hepsini öğrenmiş olduk. Bu da aslında gridflasyon, yani açgözlülük enflasyonu. Sırf okullar açılıyor diye kurşun kalem fiyatları bakın %93 artmış bir ayda. Yani Ağustos'tan Eylül'e geçerken kurşun kalem fiyatları %93 artmış. Artık diyecek bir şey de yok. Şimdi Çanakkale'ye uzanalım, yine benim memleketime. Çanakkale'de seçimden önce AK Partili aday bir söz verdi. Dedi ki ben belediye başkanı seçilirsem hiç kimse işinden olmayacak dedi. Ancak seçimin üzerinden 1,5 yıl geçti. Şimdi gerekli gördüm diyerek 50'den fazla belediye işçisini işten çıkardı. Doktor gelirse belediye personeli işten çıkaracak diyorsunuz. Bakın söylüyorum ve buradan söz veriyorum. Hiçbir personeli yerinden çıkartmayacağım. Seçimden önce söz vermişti. Çanakkale Gelibolu Belediyesi son seçimde CHP'den AK Parti'ye geçti. AK Partili yeni başkan Doktor Ali Kamil Soyu Ak 58 belediye çalışanını işten çıkarttı. Başkan! Bana bak bana! Niye bakamıyorsun, bana yere bakıyorsun? Utanıyor musun benden? En büyük hatayı kime yaptım biliyor musun? AK Partililere. Çünkü neden biliyor musun? Bütün AK Partileri CHP'nin üzerine saldı. Şu an CHP'de AK Parti birbirine girdi. 31 Mart yerel seçimlerinde oyların %39'unu alarak birinci çıktı AK Partili aday. Seçim vaatlerinden biri mevcut personelle yola devam etmekti. Öyle olmadı. Bakın söylüyorum ve buradan söz veriyorum. Hiçbir personeli yerinden çıkartmayacağım. Beni işten neden çıkarttın? Tamam. Bu kadar ya. 58 işçinin görevine son verdi Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak. Sözleşmeleri tek taraflı feshetti. Belediye çalışanları işsiz kaldıklarını SGK'dan gelen mesajla öğrendi. AK Partili Başkanı protesto için belediyenin yolunu tuttular. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bizler bugünkü meclise artık yeter diyerek protesto ediyoruz. Artık yeter. CHP grubu da belediye meclisi salonunu terk etti. İşçilerle birlikte belediye önüne siyah çelenk bıraktılar. İşsiz kalan belediye çalışanları mücadelede kararlı. Her şeyin telafisi olur, emeğin telafisi olmaz, aşın telafisi olmaz. Bugün burada yaptığımız bu eylem arkadaşlarımızın haklarını savunmak için sadece bir başlangıçtır. Gelibolu Belediye Başkanı o zaman Cem Yılmaz'ın meşhur repliğiyle seslenelim. Doktor bu ne? Ne oldu verdiğiniz sözler? Şimdi ne değişti? Seçimden önce verdiğiniz sözlerden bu yana ne değişti? Nasıl gerekli gördünüz? Neyi gerekli gördünüz de bu kararı aldınız Sayın Soyu Ak? Lütfen bu soruya da cevap verin. İşçiler bu sorunun cevabını merak ediyor. Efendim şimdi kahvaltı sofrasındasınız büyük ihtimal ama tadınızı kaçıracak bir haberimiz olacak. Posta gazetesinin manşetinde. Ancak o manşete geçmeden önce bu akşam 3 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkacak. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa'da ülkemizi temsil edecek. O maçlar var bu akşam. Kalbimiz bu 3 takımla birlikte atacak bu akşam saatlerinde. Şimdi gelin o tadımızı kaçıracak başlığa bakalım.
Bize neler yedirmişler diyor Posta Gazetesi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahtecilik yapan firmalar açıkladı. Ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti. Sucukta at ve eşek eti, peynirde ve yoğurtta nişasta, baharatta ve siyah çayda sağlığa zararlı boya, zeytinyağında içeriği belli olmayan başka tür yağ, çikolatada ilaç kullanmışlar. Bize de tüm bunları afiyetle yedirmişler diyor Posta Gazetesi. İşte bu da bir ekmek haberiydi. Ve ekmek ve emeğin mücadelesi de vardı dün. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde Türk İş'in eylemi vardı. Daha önce meydanlarda defalarca ses yükseltmişti Türk İş. Ancak yetkililer sesimizi duymadı dedi. Bu kez Hazine ve Maliye Bakanı'nın duyacağından daha emin oldukları bir yerde, tam da hazinenin önünde Türk İş eylem yaptı. Enflasyonu düşüreceğiz dediniz, bizi düşürdünüz dedi. TÜİK'in rakamlarına kamuoyu da biz de işçiler de inanmıyoruz. TÜİK'in açıkladığı rakamlar pazara, markete hiç uyum sağlamıyor. Onların açıkladığı rakamlarla pazardaki, marketteki fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Duyması gerekenler duysun diye bu alandayız. Değerli arkadaşlarım, ayın 20'sinde Ankara'da Türk İş'in Büyük Ankara mitingini yapacağız. Özellikle Maliye Bakanlığı çalışma hayatına ilgili düzenlemelerle ilgili bir çalışma yapılıyor. Kıdemle ilgili sakın aklınızdan geçirmeyin. Kısa çalışma, esnek çalışma ile ilgili sakın aklınızdan geçirmeyin. Maliye Bakanı'na da ve Çalışma Bakanı'na sesleniyorum. Bu meseleleri bir an evvel çözün. Enflasyonu düşüreceğiniz diye bizi düşürmeye devam ediyorsunuz. Ergün Atalay dedi ki TÜİK'in açıkladığı rakamlarla markette, pazarda gördüğümüz fiyatlar arasında dağlar var dedi. Ergün Atalay da, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da TÜİK'in verilerine inanmadığını söyledi. Hatırlatalım, bugün saat 10'da TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ne açıklayacak, merakla bekliyoruz. Yıllık enflasyon en son %51 olarak açıklamıştı TÜİK. Gelin bir fiyat hafızası bölümü yapalım. Daha önce TÜİK İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları üzerinden. En düşük emekli aylığını alan emekliler nasıl o açlık sınırının altında kalıyor? Yıllardır da kalmaya devam ediyor. Ona bakalım. 2022 yılında açlık sınırı Eylül ayında 7.245 liraymış Türk İş'in açıkladığı rakamlara göre. Açlık sınırı 7.245 lirayken en düşük emekli maaşı 3.500 liraydı efendim. 2023 yılında açlık sınırı yükseldi. 13.334 liraya yükseldi. Emekli maaşına zam yaptılar ama açlık sınırının neredeyse yarısı kadar 7.500 lira aldı. 2023 yılının Eylül ayında emekliler açlık sınırının yarısı kadar, yani iki emekli anca açlık sınırını geçebilecek şekilde bir rakamdı bu. 2024 Eylül ayında ise açlık sınırı 19.850 lira, yani 20.000 liraya dayanmış durumda ve bugün en düşük emekli maaşı Temmuz ayında yapılan zamma rağmen 12.500 lira. Bu da geçim mücadelesiydi. Yerel gazete manşetlerinde de yine soframızla ilgili bir haber var. Çanakkale'nin Biga gazetesinden, Biga'nın sesi manşetinden bakacağız şimdi. Balık fiyatları el yakıyor diyor Biga'nın sesi gazetesi. Burada görüyoruz, palamut boyutuna göre tanesi 125 liradan 150 liradan satılıyor. Orada ızgaralık sardalya var, kilosu 100 lira. Hamsinin kilosuysa 250 liraya yükselmiş durumda. Şimdi balın yanında en iyine gider, soğan gider herhalde, değil mi? Mor soğanın tarladan markete, herhalde business class yolculuk ediyor ki 11 liraya satılan mor soğan tarlada, markette 60 liraya satılıyor. Mor soğan Üsküle, analarımızın eskiden yaptığı soğanı şimdi biz burada temizleyerek yapıyoruz. Yaptığı annesinden babasından yadigar ama artık onlar gibi para kazanamıyor pazarcı Davut Uymaz. Mor soğan marketlerde ortalama 50-60 lira, yerinde ise 15 liraya mal edilip 20 liraya satılıyor ama bu kez de çürüktür düşüncesiyle alınmıyor. Yozgat'ta soğan hasadı tamamlandı. Beyaz soğana göre daha az ekilip genelde de ihraç edilen mor soğan klasik soğana göre çok daha pahalı. Marketlerde ise ortalama 50 lira, bazı yerlerde 60 liraya kadar çıkıyor. Ben bunu 11 liraya aldım. 1 lirada nakliye bildi, 12 lira. 3 lirada kaldır atı var.
Yani hatası çıkıyor içinden. Markette de oldu. Marketlerde 45 lira, 50 lira, 60 lira bu sular. Biz de 20 lira deyince çürük mü diyor. İhracata gitmeyen ürünleri alan pazarcılarsa soğanları temizleyip ayıklayıp satıyor. Fiyat uçurumunu gören tüketici ise duruma anlam veremiyor. Birçok gıda ürününde olduğu gibi soğanda da tarla market makası açıldı. Hem üretici hem de ürünü nispeten ucuza satan pazarcı zararda. Efendim biliyorsunuz son dönemde yeni yeni ekonomistler çıktı. Ekonomideki dar boğazın sebebini EYT'den emekli olanları gösterdi. EYT yüzünden bugün ekonomik bir krizin yaşandığını iddia ettiler. Diskar'ın araştırması var. Milli gelirden Türkiye ne kadarını emeklilere ayırıyor, dünya ne kadarını ayırıyor onu göreceğiz şimdi. Diskar'ın yaptığı sosyal medya paylaşımını Türkiye emekliler ve sosyal koruma için en az harcama yapan ülkeler arasında diyor Diskar. Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının %4,3'ünü okla işaretliyor efendim. Türkiye %4,3'ünü harcıyor gayri safi yurt içi hasılasının Türkiye emekliler için. Peki dünya ortalaması ne? Dünya ortalaması ise %7,9. Daha önce ekrana getirmiştik. Emekliler bir simidi paylaşıyordu. Yarım simitle karnını doyurmaya çalışıyordu. Bu da bize usta sanatçı rahmetli Kemal Sunal'ın çok meşhur bir sahnesini hatırlattı. Yarım ekmeğin yarısı sahnesini. Bir ekmek versene. Yarım olsun. Yani yarım ekmeğin yarısını. Kaç para? 625 kuruş. Çok pahalı değil mi? Alacaksan al be adam. Ekmeğin pazarlığı olur mu? Peki. Kalsın almıyorum. Hay Allah'ım hay. 1983 yılında çekilen Tokatçı filmindendi bu sahne. Yıllar sonra da benzer durumu ne yazık ki yaşıyor emeklilerimiz diyeceğiz. Şimdi memleket havası olacak sırada. Zonguldak'ta bir heyelan görüntüsü yansıyacak. Hemen arkama. Dün yükseklere kar yağdı ama üşümedik çünkü sıcaklıklar 6 derece artacak bugün. Önce memleket havası diyeceğiz. Saniyeler içinde İlker Karagöz'le Çalar Saat karşınızda olacak. Yarın saat tam 7.30'da daha iyi haberlerle görüşebilmek ümidiyle. Türkiye geri saymaya milli eğitimde devam ediyor. Türkiye'de her alanda israf varken eğitimden tasarruf etmek hangi aklın ürünü anlamak mümkün değil. Her şeyden tasarruf olur, olsun ama eğitim... Günlerdir turuncu kodlu uyarıların yapıldığı yoğun yağış alan Zonguldak'ta birçok noktada heyelan meydana geldi. Ereğli Sanayi Bölgesi'nde heyelan anı kameralara yansıdı. Karadeniz'in geneli şiddetli yağışlara teslim oldu. Özellikle batısında sağanak yağışlar olumsuzlukları beraberinde getirdi. Zonguldak Ereğli Organize Sanayi Bölgesi güzergahında heyelan meydana geldi. Devasa toprak ve kaya parçalarının yola düşüş anı saniye saniye güvenlik kamerasındaydı. Eğitimi de durduran hava koşulları Bartın'da sert vurdu. Bartın Irmağı'nda yoğun yağışlar su seviyesini yükseltti. Su baskınları meydana geldi. 3 gün süren şiddetli yağışlar, heyelanlar ortalığı savaş alanına çevirdi. Yurdu bir haftadır etkisi altına alan şiddetli yağışlar hava sıcaklığını düşürmüştü. Havalar yeniden ısınacak. İstanbul hafta sonu yazdan kalma bir gün yaşayacak. Termometreler 28 dereceyi gösterecek. Yurt genelinde az ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklığı yeniden yaza dönmeye hazırlanırken Bolu ve Rize'de mevsimin ilk karı karşılandı. Kartal Kaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı başladı. İncecik beyaz örtü zemini kapladı. Mevsimin ilk kar taneleri Rize'de de Çamlıhemşin'e düştü. Yukarı Kavrun Yaylası, Varyemez Yaylaları ve Kaşkar Dağları'nda kar yağışı havadan görüntülendi.